Ülkemin her yerinde bu kadar mutsuzluk varken, gözyaşı dökülürken, belki de açlık grevlerinin hani o farkında olmadığınız Semih'in, hani o farkında olmadığınız Nuriye'nin bugün grevinin 100. günüyken, bugün ülkemizde gazeteciler içerideyken, ülkemizde mağdurlar varken, ekonomi sıkıntıdayken, her gün şehit varken ben 27. madde imarla ilgili konuşsam ne yazar? Nasıl olsa konuşsak da konuşmasak da yürüteceksiniz, o belli. Şimdi bunları bırakalım da bugün ilk defa 14 yıldır ilk defa ülkemin üstündeki karanlıktan bir ışık gördüm. Bugün Güven Parkı'nda etiketler, rozetler, hiçbir şey yoktu. Kol kola ülkesinin yarınından korkan insanlar vardı. Ben çocukken benim zamanımda annelerin kaygıları basitti. Mesela çocuğum hangi okula gidecek? Acıktı mı? Top mu oynayacak? Hangi komşuma bıraksam? Şimdi ise şehit düşer mi? Ya da iftiradan içeri girer mi? Belki de gazeteci olur, başı daha büyük belaya girer. Şimdi annelerin başı çok daha belada. Ama bugün başlayan yürüyüşte Sayın Genel Başkanımızın tek başına yürüyerek ve bizler yanında başladığı yürüyüş ülkemizde umut olacak. Adaleti getirecek. Hani şu, sizin sonunuzda ihtiyacınız olduğunuzda sizi kurtaracak, elinizden tutacak adalet için yürüyoruz birlikte. Hem de öyle bir yürüyoruz ki inanın bana. Evet, ayaklarımız ağrıyor bugün. Belki güneşten yandık, yüzlerimiz kırmızı ama ilk defa şuramızda bir kuş öttü bugün. Ve adalet için, birlikte olabilmek için. Şimdi güldüğünüzde ama zamanında damat olmadığınız için içeri atıldığınızda sizin de ihtiyacınız olan adalet için yürüyoruz. Ve belki de çok da fazla konuşmaya gerek yok. Ama şunu bilmenizi istiyorum. İki şeyi unutmayın. Bir, bugün burada sizler milletvekiliyseniz bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz. İkincisi ise burada oturan 550 milletvekili de Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınından sorumlu. Gelecekten sorumlu. Ve unutmayın sevgili vekiller, ilahi adaletin zaman aşımı yoktur. Size de lazım olacak. Teşekkür ediyorum.